Abla. Tatlım, ben seni ararım. Telefonun çekmiyordu. Biz babaannemle komşulara gidiyoruz. Akşam üzeri döneriz. İyi. Aa! İçime doğuyor. Hissediyorum. Gül arıyor. Aa, telefon çalıyor yine. Gül mü lan? Hadi inşallah. Gül, aç. Ya. Efendim Gül. Cemal, konuşalım mı artık? Olur, olur. Konuşalım. Tamam, o zaman babaannemler komşuya gitmiş. Buraya gel istersen, rahat rahat konuşuruz. Tamam, geliyorum hemen. Hadi bakalım. Ne oldu? Konuşmak istiyorum. Eve çağırıyor. Hangi eve? Sultan Ana eve. Bak gözler parlayıverdi. Bak bak Sultan Ana'yı duyunca. Götüreyim seni de Niyazi'yi. Yok aman, istemez, eksik kalsın. Hadi ben kaçtım. Hadi. Oğlum gitsene lan, daha yeni nişanlı özlemişsin. Chris. Ya anlıyorum. Gerçekten bu senin için zor bir durum ama... Ama sen de beni anla. Sana karşı dürüst davranmak zorundayım Chris. Biz arkadaşız. Lütfen konuş onunla. Beni seviyorsun. Peki. Ver numarasını. Alo, buyurun. Ben, Chris. Ha. Ne vardı? Ya Gül, ben seninle çok önemli bir konuda konuşmak lazım. Ne konuda? Yüz yüze konuşsak. Ne zaman? Bu akşam dönüyorum. Gitmeden önce konuşalım mı? Ya öyle mi? Kusura bakma, müsait değilim. Ne zaman müsait olacağımı da bilmiyorum. O yüzden sana iyi günler. Cesarete bak ya. Ne dedin? Konuşmak istemiyorum. Of. Ben elimden geleni yaptım. Sen ne ara eleştin böyle koştur koştur veriyorsun? He, iyileşiverdim. Psikolojim düzeliverdi herhalde. Cemal yok mu Cemal? O gitti. Sultan Ana'ya gitti. Niye ki? Gül'le çok önemli bir konu hakkında konuşacakmış. Ay abo. Yamurana bak, rüzgar gibi geçti. Ay, şuna binebilir miyim? Sen akşam kökürüm değil miyim? He, iyileşiverdim. Allah Allah, akşam kökürümdü. Ne oldu bu? Cemal, beni dinlemen lazım. Çok önemli bir şey diyeceğim sana. Kamuran, işim var benim ya. Sana çok önemli bir şey diyeceğim Emme. Dinle beni. Cemal, ben zaten bilip duruyordum Emme. O dişçiyle Chris var ya, konuşuyorlardı. Ondan sonra dişçi Chris'e dedi ki, ne olur Gül'e doğruyu söyle. Ben onu aldatmadım diyordu. Üf, saçmalama Kamuran. Vallahi doğru diyorsun, vallahi bak. Şey, onların daha önce ilişkileri varmış. Emme sonradan küsüvermişler. İyi, tamam Kamuran. Ya Cemal, vallahi doğru söylüyorum bak, inan bak. Hala mı Kamuran ya? Hala mı? Tamam Kamuran, söyledin aynı şeyi. Uzatma. Ya Cemal. Vallahi diyorum ya. İnanmıyor bak.
hoş geldin. Hoş bulduk. Ne oldu Gül? Gergin gibisin. Yok ya, bir şey olduğundan değil. Öyle cevap vermek üzereyim ya sana. O yüzden biraz böyleyim. Heyecan var diyorsun yani. Yani. Bak Cemal, hiç uzatmadan söyleyeceğim. Seni tanıdığım için, seninle geçirdiğim her zamanın her dakikası için pişman değilim. Seni sevdiğim için de. Hatta bunu saklamayacağım. Evet, seni seviyorum. Evlilik benim için çok uzak bir yerde Cemal. Lütfen anla beni. Ne demek oluyor Gül? Şöyle Cemal, yani evlilik teklifini üzülerek kabul edemiyorum. Tamam. Peki. Öyle olsun Gül. Cemal, ya bak, bu seni reddettiğim anlamına gelmiyor Cemal. Ne anlama geliyor Gül? Yani daha önceden dediğim gibi işte, evlilik benim için çok uzaklarda bir yerde Cemal. Ben hazır değilim. Tamam, bunu daha önceden de söylemiştim. Ama ben de düşündüm ki, belki bu fikrimi değiştirebilirim. Ne bileyim. Ama anlaşılan yanılmışım. Cemal, böyle yapma lütfen. Ne yapıyorum Gül? Ne yapıyorum? Bir şey yaptığım yok ki. Seni hiçbir şey için zorlayacak değilim. Elimden gelen senin verdiğin karara saygı duymak sadece. İçinde bin pişmanlık, gözlerinde yaş, yüzünde yasak duyguları verdi garip telaş. Sesinde bir burukluk, ellerin soğuk, boğazında düğüm düğüm kelimeler. İçinde bin pişmanlık, gözlerinde yaş, yüzünde yasak duyguları verdi garip telaş. Sesinde bir burukluk, ellerin soğuk, boğazında düğüm düğüm kelimeler. Erkekler ağlamaz, sil gözyaşını, kaçırma gözlerini benden suçlu suçlu. Erkekler ağlamaz, insanı unutma, sustururum zaman İçimdeki acıyı. Gözyaşların içimi eritiyor, erkekler ağlamaz sevgilim, sil gözyaşını. Erkekler ağlamaz, sil gözyaşını, kaçırma gözlerini benden suçlu suçlu. Erkekler ağlamaz, insanı unutma, zamanla içimdeki acıyı.
erkek bir kadını seviyorsa kandırmayacak. Kandırıyorsa da hiç seviyorum demeyecek. Eğer ki bir de kadının erkekte gönlü varsa o adamın yatacak yeri yoktur. Yaşadığım o günleri unutmak zor. Geceler boyu beklemek dedim. Onu bir de bana sor. Çok özlemek ve sevmediğini bilmek. Sonu gelmez acılarımla beraber. Erkekler ağlamaz. Sil gözyaşını. Kaçırma gözlerini. Benden suçlu suçlu erkekler ağlamaz. İnsanı unutma, sustururum zamanla içimdeki acı. Gözyaşların içimi eritiyor. Erkekler ağlamaz sevgilim, sil gözyaşını. Erkekler ağlamaz, sil gözyaşını. Kaçırma gözlerini benden suçlu suçlu. Erkekler ağlamaz, insanı unutma. Sustururum zamanla içimdeki acı. Seni seviyorum. Hem de çok seviyorum. Ben de seni seviyorum. Benimle evlenir misin? Cemal, ben neden inanmıyorum? Neden beni sevmiyor ya? Onun beni sevmesi için ne yapmam lazım? Hep o gülün yüzünden. Bütün bunlar o sebep oluverdi. Emre beni tanımıyor. Göstereceğim ben ona. Göreceksin Gül. Göreceksin. Şey baba. Nasıl yok bir şey? Ağlıyor musun sen? Ya baba yok bir şey işte. Beni bak. Ben senin babanım. Sen ağlarsan ben de ağlarım. Ne olduysa söyleyi be. Önemli değil. Nasıl önemli değil lan? Önemli değilse ne gazı veriyorsun? Söyle işte. Gül. Evet. Evlenme teklifime hayır dedi. Hayır mı dedi? Evet. Hayır. Evet mi dedi, hayır mı dedi? Ya baba işte hayır dedi, hayır. Sen buna önemli değer mi diyorsun? Lafın gelişi işte. Ya bu benim oğluma nasıl hayır diye ya? Baba ben de seni bir türlü anlayamıyorum ya. Niye? Bir öyle diyorsun, bir böyle. Geçen gün Gül'e evlenme teklif ettim diye laf ettin. E şimdi hayır dedi diye laf ediyorsun. Zaten canım sıkkın, gelme üstüme. Cemal, o başka, bu başka. Şimdi biz araya girip bir şeyler yapıverelim mi? Ya hayır baba, hayır. Siz karışmayın hiç.
Gidiyorum ben. Zorla güzellik olmuyor. Cemal. Kaan. Gül. Chris'le konuşmak istememişsin. Ama Chris'in seninle konuşması gereken çok önemli bir mevzu var. O yüzden biz de buraya geldik. İyi tamam, geçin oturun. Kimse yok evde, burada konuşabiliriz. Tamam, o zaman ben izninizi isteyeyim. Baş başa daha rahat konuşursunuz. Bana kızdın, biliyorum. Anladın demek. Ama yanlış düşünüyorsun. Benim Kaan'la aramızda hiçbir şey yok. Olmadı da. Öyle mi? Evet. O zaman o gece gördüklerim neydi? Hiçbir şey. Nasıl hiçbir şey? Gerçekten. Ben gitmek üzereydim. Veda etmek için onu öptüm ve o anda sen geldin. Aslında... Kaan hep seni sevdi. Sen onu yanlış anladın. Hatta bu yüzden Afrika'ya hiç gelmedi. Sana söylemem biraz tuhaf gelebilir ama söyleyeceğim. Ben Kaan'ı seviyorum. Kaan da bunu biliyor. Ona söyledim. Hiç şaşırmadım zaten, merak etme. Hatta ben Kaan'ı sevmeme rağmen senin için... Kötü bir şey söylemedi. O hep seni sevdi. İnan bana, Kaan son derece güvenilir bir adam. Seni hiçbir zaman da aldatmadı. Ne benimle, ne başkasıyla. O hep seni sevdi. Kamuran, ne yapıyorsun burada? Ne oluyor orada ya? Kamuran, ne işin var senin burada? Hiç. Kamuran, Kamuran dur! Dur. Boş ver, o yakalanmıyor ya. Ben daha önce denedim. Ya bu şimdi her şeyi duydum ya. Hı? Sanırım. Onun duyduklarını boş ver şimdi. Sen kendi duyduklarınla ilgili ne düşünüyorsun? Asıl önemli olan bu. Ne söyleyebilirim ki Kaan? Hiçbir şey beklemiyorum. Bak, bazen insan gerçeklerle yüzleşince... kelimeler böyle boğazında düğümlenir. Ama sessizlik de çok şey anlatabilir Gül. Ben köye geldiğimden beri böyle yapıyorum. Güçlü olmaya çalışıyorum ama... böyle göründüğüme bakma. İşte insan bazen... sevdiğini kırmamak için içine atıyor. Neyse. Artık her şeyi öğrendin. Bundan sonrasını sen düşün. Söyledim, her şey doğru. Bunu boşuna üzdün.
Ne o kız? Kamuran'la mı konuşup durun? Yok baba, Bünyamin'le Kemal akşama geç geleceklermiş de onu da yip dururlar. He. Kız, ne işi varmış Kemal'la? Ya ana, ne işi varsa var, boş ver. Kız beni bak, Kamuran ortalarda yok. Sen neyi düşünüp durun? Baba... Kaşımı ver. Ha? Kaşımı ver. Ha, ah. O kadar günlerce oturuverince tabii ayakları çözülünce o da ipinden boşalan aygır gibi dönüp durur ortalarda. Çeyizleri satılıverdi ya bir dünya. Bir sürü para kazandı. Bana bak, inat etme de ver o paraları bana. Ha? Ben onları işletiveren. Baba, o Gamron'un parası. Ben Gamron'a veririm, o ne isterse onu yapa. Ulan ne yapacak o kadar paraya? Sene ne Yusuf? He, sene ne? Kızım göz nuru elemeyin. La havle ve la kuvvet. Ulan ziyan edecek o kadar paraya. Aa, Kamuran babam gelip durur. Heh, kız. Aa, Kamuran kızım, aslan kızım benim. Vallahi yürüyüverdin ya, nasıl seviniverdik. Gel kız yemek ye, gel. Yok baba, ben bir şey istemiyorum. Ben? Bu yürüdüğünü pek sevmedi galiba. Hüseyin Bolt gibi koşmuştur o baba. Kim lan Hüseyin Bolt? Koşucu, koşup duru. İyi tamam lan hadi, yemeğinize yiyin. Sonra da tepsiyle Kamuran'ı çıkarıverirsiniz, biraz da o yesin. Kamuran. Ablam. Neyim ablam, ne oldu anlatıver bakayım bana. Dur, önce ben senin moralleri düzeltiverim. Telefonum. Kız bana bak. Bak senin çeyizler nasıl satıverdim. Tam tamına 5000 galiba kız. Kız vallahi bu çeyizler çok para ediyor ha. Yani Cemal'e yaramadı emme. Sana yarayı verdi. Al ablam sen bunu hayrına gör. Cemal'i de baksın. Parası da baksın, çeyizi de baksın. Ama Cemal beni sevmiyor. Gül'ü seviyorum. Of ablam ya. Bir bardak su getirir misin ha? Ablam, akşam oldu hala ağlıyorsun ya. Hadi anlatıver bakayım bana bir daha neler oldu. Aba, Gül'le diş içerisinde bir şey var diye hissediyordum ya ben. Ha? Hepsi doğruymuş. Abo. Gül'le krizi konuşurlarken duydum. He? Gül doktoru onu aldattı diye terk edip durmuş. Onun için taburalara kadar gelivermiş. Abo kız, kriz, skandal ya bu. Şey yapsaydık hemen bunu Cemal'e söyleyiverseydik. Söyledim. Ha? Söyledim de bana inanmıyorum. Yalan söyledim zannedip durup. Beni yalancı belledi ama. Halbuki ben onu ne kadar sadece sevip durup. Kız bu Gül'ün Instagram hesabı yok mu? Belki oradan bir şeyler çıkar. Ya. Ha? Hadi abla kız inşallah. Ha. Gül. Ah. Ah bir fotoğraf. Al işte ya. Kız bir fotoğraf ne olacak? Dur bakayım öbürlerine. Bak bakayım. Yok vallahi hiçbir şey. Silivermişler. Biliyordum. Dur kız. Kız dişçinin de Instagram hesabı vardı. Ona bir bakıveren. Dur kız adı neydi onun? Gan Yuntar. Hah. Aa kız çıkmıyor bu ya. Tüh. Hava ya. Of ya. Of. Ay Allah. Ne yapayım? Günaydın ablacığım. Lem, bana bak. Muhtardan köyün haritasını istemiştik. Geçin lan haritaya. Hiç baba. Öyle bir kuş bakışı göğe bakıveren dedim. Kuş gibi bakacaksın da ne olacak lan? Sen bir hatlar karıştırıp durun ama. Halt. Yok baba halt malt. Beni bak. Gözüme var okuma. Panikledin ağzın burnun kurudu. De bakayım. Ne hatlar karıştırıyorsun? Ay Yusuf. Dadını kaçırma çocuğun şimdi. Sen karışma. Bunun kafasının içinde bir şeyler var. Anlat bakayım. Ya baba bir şey ya. Oğlum söylesene, ne saklıyorsun lan? Yok enişte ya, söylemez, söyleme. Ya Allah. Ya kayınbaba bu gelinlikler düşünmüş. Kamuran şeyde pazardan, satışlardan böyle bayağı büyük parayı buldu ya maşallah. Ha. O paralar boşa gitmesin diye şey yatırım yapalım, arazi, arsa bakalım diye şey yapmış değil mi lan? He baba, he öyle.
Ya size ne benim paralardan? Herkes kendi kendine gelin güvey oluyor. Kızım bak, Kemal haklı. O kadar parayı ne yapacaksın? Malı mülke yatırım yapacaksın. Yok baba, benim kendi düşüncelerim var. Ne düşüncelerin varmış lan senin? Niye baba? Bende beyin yok mu? Var. Var da nerenin olduğu belli değil. Tamam, tamam lan, tamam. Ağzımızın tadını kaçırma şimdi. Varma. Alo. Alo Yusuf Bey, günaydın. Günaydın, sana da günaydın Doktor Bey. Ben sizi Kamuran için rahatsız ettim. Ne olmuş lan Kamuran'a? Bir şey olduğu yok. Ama antibiyotik tedavisi sonuç verdi mi merak ediyorum. Bugün uğrayabilirse kendisini bir kontrol edeyim. He, tamam. Ben gönderirim ona. Tamam Yusuf Bey, sağ olun. Kamuran, kızım. Diş doktoru seni bekliyorum muayene için. Ay, yok baba vallahi gidemem. Hem benim ağrım mağrım da kalmadı. Korkuyorum ben dişçiden zaten. Kız beni bak. Geçen sefer gittiğin bir şey oldu mu? Korkacak ne var? Hadi bakayım. Ha baba ben götürmeyeyim onu. Hadi kalk kız yürü. Hadi. Hazırlanıver. Hadi kalk. Hadi. Kalk bakalım hadi. Hadi kalk. Yürü. Hadi. Ha, bakalım. Hadi kız. Hadi kız. Yürü. Yavaş ya. Amela yavaş. 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 Gel ablam gel. Gel Murat. Ablam bak bu dişçiye gideceğiz ya biz. Sen hiç itiraz etme. Şahane bir planım var benim. Bu dişçiye gideceğiz biz. Gül meselesini çözüvereceğiz artık. Ay öyle mi diyorsun kıza be? Ha öyle diyor. Ay Cemal dişçiyle Gül arasında bir şeyler olduğuna inansın da. Olan benim dişim oluversin. İnana inana sen merak etme. Ay hadi inşallah. İnşallah hadi kızım. Şimdi dediklerimi iyi dinle. Bu telefonu yeni aldım ben diyeceksin. Fotoğraf hesabın var mı diye soracaksın. Tamam mı? Hemen gidiveren. De. Neydi o fotoğraf hesabının adı? Kız ne yapacaksın? Zaten unutuvereceksin. Fotoğraf hesabı der o anlar. Al. He doğru. Ben gidiveren. Hadi git. Ben görem seni kız. Hadi burada bekliyorum. Burada merhaba. Merhaba Kamuran. Bak ne aldım. Bunu sen mi aldın? Yani pazarda kazandığım paralarla. He. Ne kadar güzel. Güle güle kullan. Şey, numaranı söylesene. Bunun mu? Hı hı. Telefonunu kaydedeceğim. He. Ben bilmiyorum ki. Ver bana. Hı. Bu çalan senin numaran. Şimdi ben bunu kaydediyorum Kamuran diye. Sen de o son aranan numarayı kaydet Kaan diye, tamam? Ya ben onu da bilmiyorum ya. Yeni aldım ya. Hadi ver onu da yapayım. Kaydet. Kan. Yontar. Da. Diş. Ekimi. Tamam. Hı. Tamam. O zaman artık seni koltuğa alayım da bir muayene edelim. Ay benim mi? Korkma sadece muayene edeceğim. Çok güzel. Çok güzel. Harika. Biz bu ilaçları bir iki gün daha kullanırsak Kamuran, enfeksiyon tamamen kurumuş olacak. Ay geçiyorum diyor yani. Birkaç güne çok daha iyi olacak. Ay hadi inşallah. Kamuran. Ben sana bir şey soracağım. Bu dün duyduklarını, bunları kimseye anlattın mı? Yok. Hiç kimseye anlatmadım valla. Çok teşekkürler. Anlatmanın için çok sağ ol. Bunlar aramızda kalsın olur mu? Olur olur. Kimseye söylemem merak etme. Ben de sana bir şey soru vereceğim. Hani ben sana soru vermiştim ya Gül'le aranda bir şey var mı diye. Sen yok dedin, yalan dedin. Niye öyle dedin? Yani işte biz Gül'le ayrıldık ya. O yüzden Gül bunları kimsenin bilmesini istemiyor. Ben de yalan söylemek zorunda kaldım. Kusura bakma. Anladım. İyi. Hadi ben gidiveren. Tamam ama kimseye söylemezsen sevinirim. Yok yok söylemem. Merak etmeyin siz. Hadi ben kaçtım. Kız aldın mı? Neyi? Kız biz buraya niye geldik? Sen niye alacaktın? Aba, kız unutuverdim ya ben. Alo Gül.
Selam, sana iyi bir haberim var. Az önce buraya... bir dakika, ben seni sonra arayacağım. Ben bir şey soracaktım de. Evet Kamran. Senin internetli fotoğraf hesabın var mı? Ha? Fotoğraflı internet hesabın var mı senin? Ha, var. Ha, verebilir mi? Olur. Senin var mı ki? Yok. Yoksa nasıl kaydedeceğim? Olsun, sen gene ver. Olmaz. Önce senin hesap açman lazım. Abam bana açıverir. İyi, tamam. O zaman söylüyorum. DRKN-YNTR. DRKN-YNTR. Ay bu ne lan, Çince gibi? Doktor Kaan Yontar'ın sessiz harfleri. DRKN-YNTR. He, anladım. İyi. Hadi sana kolay gele, ben gidiveririm. Görüşürüz. Aldım kız, aldım. Aldın mı? Neymiş kız? DRKN-YTR. O ne kız? Böyle aralarını doldurunca Doktor Kaan Yontar oluyor. He, unutma kız bunu. Tamam. Yok kız, ne unutacağım? Salak mıyım ben? De böyle fotoğraf hesabı açmamız gerekiyormuş. Böyle takip edecekmişiz. Ha, doğru söylüyor. Yürü hadi, hesap açalım biz. Hadi yürü. Kusura bakma, demin kapatmak zorunda kaldım. Olsun, önemli değil. Neymiş o iyi haber? Şöyle, az önce Kamran uğradı. Bizi dinledi ya dün. Olduklarını kimseye anlatmamış. Emin misin? Evet. Doğru mu söylüyor sence peki? Kesinlikle doğru. Öyle olmasa söyledim derdi çünkü. O kadar inandın yani. Tabii. Kamran özünde saf ve dürüst bir kız. Öyledir mutlaka. Ayrıca bu duyduklarını kimseye anlatmaması için ricada bulundum. O da meraklanma, kimseye söylemem dedi. Sen de buna inandın Kaan, öyle mi? Evet, inandım. Meraklanmana gerek yok yani. Umarım öyle olur. Gerçekten dert etme. Kamran çok iyi bir kız. Ondan kimseye bir zarar gelmez Gül. Tabii tabii. Tamam, daha önce bazı hataları oldu Kamran'ın. Ama bunları kendi özgür iradesiyle yapmadı biliyorsun. Çevresinin etkisinde kaldı Gül. Evet. Neyse Kaan, çok teşekkür ederim. Ya ben muayenehanedeyim bütün gün. İstersen uğra, bir şeyler içelim. Sağ ol. Ben çıkmayı düşünmüyorum bugün ama çıkarsam uğrarım. Peki, sen bilirsin. Peki, görüşürüz. Herkese bir Kamuran hayranlığı var ya. Oldu. Dur bakayım, Hindi senin ilk fotoğrafını çekiveren. Güzel bir foto ver bakayım ablana. Aferin. Kız, dene bak, bu senin bak ilk foton. Bu senin timeline'ın olur. Timeline ne ya? Dur kız, ben sana anlatıvereceğim de. Bana bak, bu doktorun şeyi neydi? Ay tüy, unutuverdim. Neydi kız bunun şeyi? Dur, ben hatırlıyorum. DRKN-YNTR. Hay Allah ya, bunun profili gizliymiş. Ay, o ne kıza be ya, of. Hindi, sana laf mı anlatacağım, şey mi yapacağım? Dur bakayım ben. Ben ona bir istek gönderiveren. O da kabul ederse biz onun fotolarını görürüz. Dur. Gönderdim. Tamam. Hadi geçmiş olsun. Bir iki saat bir şey yemeyin. Tamam. Buyur teyzeciğim. Buyur. Geç otur. Hoş geldin. Kız. Daha kabul etmedi bu doktor. Ay, böyle bekleyecek miyiz abla ya? Ne edeceğim, bekleyeceğiz işte. Ya dur, ben bir arayı veren ya. Ver bakayım. Ara. Bir dakika. Alo. Alo. Ben sana istek gönderdim. Niye kabul etmedin? Hastam vardı Kamran, bakamadım. İyi, hemen kabul ediver de. Hadi seni iyi, iyi unutmala. Kız. Kız kabul edivermiş. Aç bakayım fotolarını. Açıyorum, bekle.
Görüyor musun? Bak ben yine nasıl ikisini de hoplatıvereceğim. Heh. Hoplatacağım mı? He. Dur kız, ikisini de etiketleyip altına yorum yazı vereceğim ben. Ama böyle etiket mi etiket ne diyorsun? Vallahi anlamıyorum ha. Ne garip bir şey bu ya. Kız sen beni bırak, beni bırak dur. Dur bak neler olacak şimdi, bak bak bak, görüyor musun? Cemal ne yapacak şimdi? Bilmiyorum abla, artık babasıyla konuşacak yani. Bu ne olacak böyle altınlı mı altınlı? Zeytinleyip zeytinleyip duruyor zaten. Bunu mu temizleyeceğiz her gün? Ne yapayım abla? Yani artık bakacağız bir şekilde. Bana bak. Bunlar var ya, koyuna bu kadar altın takmışlar. Sen evlensen kim bilir neler takarlar kız. Ay, iğrenç iğrenç, dalga geçme ya. Ah. O ne ya? Kemerine beslemese diye biri kanlı fotoğraflarımıza yorum yapıyor. Kimmiş o? Bakayım. Ah! Cameron bu. Aa! Cameron'a bak sen. Dedektif gibi maşallah. Bir dakika, nasıl ama Kaan'ın hesabı gizli abla. Ne yapıyor bu ya? Bir dakika. Siz biraz rahat edin. Benim bu telefona bakmam lazım. Alo? Alo Kaan, ne yapıyorsun? Kamuran'a eklemişsin. Bütün fotoğraflarımıza yorum yapıyor şu an, ne güzel mutluluk falan diye. Hadi ya. Bu yeni bir telefon almış. Benden hesabımı istedi. Ben de verdim. Kaan, fotoğraf diyorum, yorum diyorum. Onları görüyor diyorum şu an. E canım görsün, ne olacak ki, zaten her şeyi biliyor Gül. Ondan neyi saklayacağız ki? Ya ne kadar rahatsın Kaan. Sen de biraz fazla kuşkucusun ama. Kaan hemen kaldır o fotoğrafları lütfen. Orada dur. Orada dur Gül. Benim hatıralarım onlar. Benim hatıralarımı silmemi isteyemezsin benden. Sen aşkı silebilirsin. Ama benim içimdeki seni silemezsin, anlıyor musun? Bunu böyle kabul et. Ama uf ya, uf, kaldırmıyor fotoğrafları. Canım gördü zaten, kaldırsa ne olacak? Of. Abla ne ettin indi? Bir anlatıver bakayım. Kız, şimdi senin fotoğraf hesabından Gül'ün fotoğraflarının altına yorum yapıp verdim. Onu da bir güzel etiketleyiverdim. Yani o görünce hasretinden çatlayacak. He, ben bu fotoları gördüm diyorsun yani. Aferin kız, çabuk kapayalı. Kaparım vallahi. Yeter ki kapacak bir şey olsun. Beni bak, şimdi bunları Cemal'e göstermek lazım. Ha, dur. Arıyorum hemen Cemal. Ana kız, iyi olacak, hasta doktor ayağına gelirmiş ya. Ne oldu, Gal mı geldi? Yok kız, Cemal geldi. Cemal, aa. Cemal ablam geliver bakayım. Ne yapıyorsunuz ya orada? Gel de görürsün ne yapıyoruz. Gel gel sen. Ne var? Cemal, geçen Gamran sana diye vermiş ya. Hani Gül'le Gağan arasında önceden bir ilişki vardı diye. Sen inanmamışsın ya. Yine mi aynı konu ya? Ha, aynı konu. Al bak bakayım neler varmış burada. Sen inanmıyorsun değil mi? Bak bakalım biz ne bulduk. Hı. Bakıver iyice. Cemal, ben seni çok uyardım. Emmi sen bana inanmadın. Bak bakalım, Gamran doğru mu söyleyip duruyor, yalan mı söyleyip duruyor? Bak bak iyice aşağılara in, in bak neler var orada, neler neler.